Evet Gülden Hanım, şimdi biz bu İsrail-İran çatışmasını ya da gerilimini Filistin ve Gazze'den ayrı düşünürsek farklı sonuçlar çıkar, yanılgıya uğrarız. Yani bunun içi bu çatışmanın temelinde de Gazze var, Filistin var ve Gazze'de yaşanması muhtemel gelişmeler var. Yani bunu sadece salt İsrail-İran çatışması olarak okuyamayız. Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamada da satır aralarında bu var. Bu mana çıkıyor. Yani biz buraya Gazze gözlüğüyle Gazze'den bakmamız lazım. Gazze penceresinden bakmamız lazım. Ki bundan sonraki işte hedefin devam eden sürecin Refah sınır kenti olacağı muhakkak. Çünkü burada bu hesabın kapanmasını istiyor. Defterin kapanmasını isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bölgede istikrarsızlığın devam etmesini ama çatışma olmadan düşük yoğunluklu bir istikrarsızlığın devam etmesini isteyen bir ABD var. Bunun için de bir an önce Gazze olayının defterinin kapanması lazım. Çünkü Gazze defteri devam ettik açık kaldıkça bu çatışma devam ettikçe İsrail'in soykırımı devam ediyor. İnsanlık dışı dramı oradaki davranışları devam ediyor. Ve bundan dolayı da buna destek veren ABD'nin de dünya kamuoyunda imajı burada sarsılıyor, zedeleniyor. Bunu istemeyen bir ABD var. O yüzden de İsrail'in bir an önce burayı çözmesini, halletmesini, çözmesinden kastımız işgal etmesini ve bir an önce o toprakları ele geçirmesini istiyor. Ki bunu daha önce geçtiğimiz yıl 2023 yılının Aralık ayı başlarında Biden ve yönetimi İsrail'e yıl başına kadar Gazze olayını çözün diye de mesaj vermişti.